Merhaba sevgili izleyiciler, Sahne İstanbul programımıza hoş geldiniz. Bugün de çok güzel bir programla sizlerle birlikte olacağız. Evet, Beşiktaş Belediyesi Levent Kültür Merkezi'ndeyiz. Mask Kara Tiyatro'ya konuk olduk. Oyunumuzun adı Ev Yapımı. Evet, ekiple sizleri tanıştırmak için ben de sabırsızlanıyorum. Sözü fazla uzatmayayım. Güzel oyunla sizleri baş başa bırakıyorum. İyi seyirler diliyorum. Sahne Şirk Bey'in salonu şeklinde dekore edilmiştir. Ortada büyük bir yemek masası vardır. Masanın üzeri çeşit çeşit yiyeceklerle doldu. Masanın altında bir şey var. İçinde bir beden var gibi sanki. Sanki. Evet Şenay Hanım, oyununuz hakkında bize neler söyleyeceksiniz? Aslında oyunun içinde çok fazla konu var. Üç tane kadının temel olarak evde pek çok konuyu birlikte tartıştıkları ve yanıt aradıkları bir oyun bu. Kara komedi diyebiliriz. Biraz absürte de kayıyor. Meselemiz temelde kayıplar ama sadece kayıplar değil. Onun dışında kadının aslında tüm konuların farkında olduğu fakat bunu söylemeye, dile getirmeye cesaretinin olmadığı ve kendi durumunun aslında çok acıklı durumunun komedisini görüyoruz. Bir yüzleşme de diyebiliriz. Yani duyarsızlığımızla ilgili yüzleşme de diyebiliriz. Tüketim kültürü eleştirisi de diyebiliriz. Bilmiyorum artık. İçinde pek çok konu var. Toplumsal içerikli. Gülerken düşündüren bir oyun diyebilir miyiz? Evet, o klasik şeyi söyleyebiliriz. Evet. Güldürürken düşündüren tiyatro. Evet, harikasınız. Yönetmenimiz yanımızda Şenay, pardon Hülya Karakaş efendim. Merhaba. Evet, merhaba. Oyunu ve sahneye koydunuz. Kendiniz de bir oyuncusunuz. Çok tatlı oyuncularla çalıştınız. Nasıl geçti bu dönem? Neler yaşadınız? Ben bunları öğrenmek istiyorum izleyicilerimize. Şöyle, biz 2018 yazını Haziran ayında başladık. Aksaray'a gidip gelerek. Su gösteri sanatlarından söz ediyorsunuz. Söyleyelim. Aksaray'daki su gösteri sanatları sahnesinde. Bütün bir yaz prova yaparak, güzel bir ekiple çalışarak, anlaştığımız da bir ekip oldu. Mümkün olduğu kadar. Şenay'ın oyununu geçen yıl 8 Mart'ta zaten okumasını yapmıştık. Bu oyunun okuma tiyatrosu olarak yapmıştık. Ne kadar sürdü? Yani o sadece okuma tiyatrosu olarak mı yaptın? Okuma tiyatrosu bir oyun yaptık. Hani bakalım bu oyun hakkında insanlar ne düşünüyor? Şöyle bir çağırdık. Genel olarak oyunu tanıtmak için. O zaman bu kadrodan
Sadece Ebru Üstüntaş vardı okumada. Onun dışındaki bütün kadro değişti. Bir okuma yaptık tanıtım amaçlı. Yani kadın merkezli bir oyunu Kadınlar Günü'nde okumasını yaparak böyle bir tanıtımını yaptık. Sonra Mayıs ayında işte Nazif Uslu ve Nurhan Uslu'nun yapımcılığında onlarla konuşarak o dönem hep bir ön çalışmalar yapıldı. Ve 28 Eylül'de de Şişli Belediyesi Cemil Candaş Kültür Merkezi'nde premierimizi yaparak, bugün bir sabah hesapladım 6 ay olmuş. Ay maşallah. 6 ay. Utandırmayın, hala biz alamamışız oyunu, kusura bakmayın, bugüne kısmet oldu. Sahneye çıkıyoruz yani, hani belli aralıklarla, belli yani küçük tiyatrolarda oyun yapmak, seyirciye ulaşmak o kadar da kolay değil. Tabii. Ama maşallah iyi yani, oynadık birçok insanla, birçok seyirciyle buluştuk. Bu ay 7 Mart'ta galiba 6 Mart'ta Kartal Sanat Merkezi'ndeydik. Maltepe Belediyesi Türkan Saylan Kültür Merkezi'ndeydik. Dün Sarıyer Belediye Tiyatro Şenliği'ndeydik. Orada oynadık. Evet. Çok güzel salonlarda oynadık. Bu arada ben uzun zamandır turne yapmıyordum. Bayağı salonlar güzelleşmiş, iyileşmiş. Daha insani koşullar olmuş. Ben çok mutlu oldum. Ama tabii teknik olarak sorunları var. Yine de şık ve güzel salonlarda oynadık. İyi seyirciyle, çok güzel bir seyirciyle buluştuk. Hani bizim oyunumuz şehir dışına turne deva. Onları da yaptık. Kıbrıs Tiyatro Festivali'ne gittik. Ege turnesi yaptık. İzmir turnesi yaptık. Ankara Tiyatro Festivali'ne gittik. Bayağı da bir gezdik aslında. Dolaştık. Oyunu da oynadık. Burada Aksaray'da bir süre oynadık. Bu Levent Kültür Merkezi'nde Beşiktaş Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz. Bize salonunu açtı. Burada 3. oyunumuzu oynuyoruz. İnşallah bundan sonra da devam eder. İlgi çok iyi o zaman. Değil mi Hülya? Yani buluşuyoruz bir şekilde seyirciyle olabildiğince, yani çok da yazılan çizilen bir oyun oldu. Çok insanlar teveccüh gösterdiler, sağ olsunlar. Epey bir oynadık yani, işte siz de geldiniz, çekiyorsunuz. Bu da bir destektir. Buradan bizim için de mutluluk. Buradan da bir seyirciye ulaşacağız. Yani her program aslında bizim bir sonraki seyircimizi de hazırlıyor, tanıtıyor seyirciye. Onun için teşekkür ediyorum size. Biz de teşekkür ediyoruz. Evet, oyuncularımıza geçiyoruz sevgili izleyiciler. Makbule. Evet, evet. Söyle bakalım adını, Makbule. Makbule Meyzinoğlu. Meyzinoğlu, evet. Hı-hı. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum Makbule'cim. Neler söyleyeceksin bize? Hazırlık döneminiz güzel geçmiş. Evet. Çok da şahane, doluluk geçti. Çok iyi. Salonlar sevgili izleyiciler, ilgi gerçekten çok güzel. Ben de şahit oldum. Evet. Yönetmenimizin Hülya'nın da söylediği gibi yazın başladık. Çok sıkı çalıştık. Evet. Gerçekten çok iyi bir prova süreci geçirdik. Sonrasında muhteşem bir galamız oldu bizim. Sokak galası yaptık. Sahi mi? Nerede? Yani sokakta ağırladık bütün misafirlerimizi. Aksaray. Çok değişik olmuş gerçekten. Su gösteri, evet, sanatlarında birçok konuğumuz geldi ve gerçekten yeryüzü sofrası kurduk, değil mi Hülya? Sokakta yeryüzü sofrası. Gerçekten evet, muhteşem oldu. Çok değişik, çok tabii eskiden Aksaray çok daha tiyatro severlerin uğrak yeriymiş. Şimdi biraz daha böyle bu taraflara kaymış sanırız. Öyle yani mi? Şehir içine. Fakat biz şahane bir galayla muhteşem bir açılış yaptık ve sonrasında biraz önce yönetmenimizin de söylediği gibi birçok turneye giderek çok güzel seyircilerle buluştuk. Gerçekten İzmir, Kıbrıs, inanılmaz işte Maltepe. Yine yapacak mısınız yazı turneyi? Tabii, evet. Devam ediyoruz. Evet, geliyorum Nurhan Hanım burada, evet. Turnelere doğru o taraf, bu kısımda yetkilimiz efendim. Yetkiliniz şöyle gideyim. Evet. Oyunculardan devam ederek size geleceğim Nurhan Hanım. Diğer oyuncumuz Ebru. Evet, turnelerimiz devam edecek ama yazın biraz sezon kapandığı için tabii yazın zor oluyor, ancak festivallere gidebiliriz. Yani süreç olarak zaten arkadaşlarım söylediler, keyifli ve çok zordur bir ekibin bir araya gelmesi. Kolay bir şey değildir. Çok emek, özen gerektirir. Biz elimize taşın altına koyduk. Burgu arkada gördüğünüz muhteşem masayı hep beraber yaptık. Her gün emekle yemekler yedik. Hafif kilo aldık. Biraz hafif kilo aldık ama çünkü sürekli yiyoruz. Üç tane aslında aynı şeyi yaşayan, aynı çaresizliği yaşayan kadınların buluşması, ama yani o çaresizliği öyle farklı bir yerden
görüyor ki seyirci. O vicdan hesaplaşmasını çok komik bir taraftan yazmış yazarımız. Komik bir taraftan anlatıyor. Seyirciye de bu ulaşıyorsa bizim için çok güzel bir şey. Evet, güldürürken düşündürüyormuş şimdi. İşte evet. Ödemlerim gitti. Asıl konu bunları tutmaları lazım. Neyse, hadi kızlar başlayalım mı? Başlayamazlar. Ay, hepimizin yararına, en azından yararına giren bir bilgiyi kişiselleştirerek kendi bünyesinde saklamak bilişim suçları kapsamındadır. Neyse. Şimdi işimize bakalım, sonra konuşuruz bunları. Ay hayır, yani her gün telefonda konuşuyoruz. Bana da söylemedi kilo verdiğini. Mesaj yazabilirim. Bir dakikasını almaz insana yok. Ben her gün canlı detoks yapmak için kırklarda koşarken bile size selfie çekip yolluyorum canlar. Bizim rolümüz oyun içerisinde dışarıda gibi görünüyoruz ama aslında 5 kişi, yani kadınların ana 3 kişiye hizmet ediyoruz ve oyunun başından sonuna kadar birlikte hareket etmemiz gerekiyor. Evet, herkes sürekli sahnede. Biz hem anlatıcıyız, hem oyundaki kadınların tepkilerine biz de tepki veriyoruz. Finalde bizim de bir oyuna girişimiz var. Çok dışarıdan da duruyoruz aslında ama bir nevi onların vicdanlarıyız. Ama hep beraber, hep birlikte uyumlu yapılması gereken bir işti. Bu da kolay bir şey değil. Bence güzel bir şekilde prova sürecinin sonunda çıkardığımızı düşünüyorum. Umarım böyle devam ederiz. Ayşenur Nuhoğlu'na vereyim. Evet, merhaba, hoş geldiniz öncelikle. Okuldan mezun olduktan sonra yaptığım ilk işti. Herkes gerçekten çok çalışkan, bunu bütün kalbimle söyleyebilirim. Makbule'nin de söylediği gibi elimizi taşın altına koyduk. Türkiye'de özel tiyatro yapmak gerçekten kolay bir şey değil. Ama biz bunu başardık diyebiliriz. Yani çok çaba sarf ettik neticede. Takdir seyircinin elbette. Çok fazla seyirciye ulaştık. Türkiye'de, İstanbul'da, Kıbrıs'ta. Bu da çok güzel bir şey. Farklı kalem bir rol oynadım. Yani rol tabii ki roldür ama bu daha farklı kaleme alınmış bir metindi. Çok güzel bir kara komedi yazmış yazarımız. Dolayısıyla hani teknik anlamda da, oyunculuk anlamında da benim için çok güzel bir tecrübe oldu. Güzel arkadaşlıklarımız oldu. Hiç unutamayız herhalde. Ne kadar güzel. Evet. Ne kadar güzel. Teşekkürler. Evet, Nurhan Uslu efendim. Mask Kara Tiyatro'nun. Evet. Öncelikle teşekkür ederim bizi konuk ettiğiniz için. Maskara Tiyatrosu bu yıl 25. yılını kutladı. Böyle bir oyunla kutladığı için de çok mutluyuz. Ben de sürecin öncesinden biraz bahsedeyim. Hülya Hocam ilk bu oyunu yapalım dediğinde bir kaldık. Yani... Şöyle, seyircimiz ve genelde organize eden kısmı beni ilgilendirdiği için düşündüren oyun çok tercih etmiyorlar. Şimdi biz düşündürdüğümüz için... Ama hem güldürüyoruz hem düşündürüyoruz. Evet. Yani gerçekten çekici bir oyun. İçine alıyor bir kere. Yani seyirci açısından çok zor. Şimdi sürprizli. Tam gülerken... Sürprizli. Bir an ne oluyor diyor. Yani böyle birazcık onları sersemletiyoruz, düşündürüyoruz. Yani düşünmelerine neden oluyoruz. Bazen şey diyorlar, anladılar mı? Özellikle Şişli'de yaşadık biz bunu. Şimdi bir şey sunuyorsun, düşünmesine neden oluyorsun. Seyirci buna hazır mı, anladı mı diye yaşadık bunları. Ama ya Hülya Hocam öyle bir şey ki okuma provasında bile çok titiz davrandı.
O süreçte acayip korktum. Dedim ki okuma provasında bu kadar titizse sahneye koyarken ne yapacak? Ben korktum. Ekip ne dediler, ne dediler? Biz senden korkuyorduk dedi. Nurhan söyledi. Korkuttunuz mu herkesi? Vallahi bu... Çok şekersiniz siz ya, inanmadım şey ben buna. Gerçekten korkunca insanlar korktuğunu söylemezler. Korkmadık. Hiçbir şekilde korkmadık. Ya şöyle, bence bu memlekette işini böyle ciddiyetle yapan insandan korkuyorlar. Çok tuhaf, garip bir şey yani. Hani ben aslında o kadar çok ciddi biri gibi gözüküyorum ama o kadar da ciddi yok biri ya, değil. Çok tatlısınız yani. Ben biliyorum. Evet ama işimde, ya işi büyük bir şeyle yapınca herhalde böyle bir agresiflik saçıyor insan yani. Hani onu kendin göremiyorsun. İş benim için çok önemlidir. İş ahlakı, iş disiplini, insanların nasıl davrandıkları, mantaliteleri, oyuna bakış açısı. Hani ben kendimi usta çırak ilişkisinin son şeyi olarak görüyorum. Son halkası olarak. Önemsiyor, görüyorum. Ciddi tutuyor. Tabii benden öncekilere çok önemserim yani. Biz o halkanın sonuncusuyuz zaten. Bence bizlerle bitti o. Bundan sonrası yok yani. Bundan sonrası da aslında çok iyi bir şeye, bir yere gitmiyor. Hani gençler kendileri tiyatro yapıyorlar. Onlar bambaşka bir alan kuşkusuz. Belki Nurhan ondan korkmuş olabilir. Yani çok çok titizim ya. O kadar güzel hazırlandınız ki okuma provasına. Yani şeyi düşündüm, okuma provasına böyle hazırlanıyorsa Hülya Hoca, oyunda yani böyle iş ve titizlik anlamıyla. Sonrası oldu peki? Sonra bir şey olmadı yani. Yok canım, bir şey olmadı. Çok memnunuz. Ellerinize sağlık. Kavga etmemesi mümkün değil. Ama biz bir şekilde... Yani bugün nereden buluşacağız sevgili izleyiciler? Biraz sonra... Etmeden, az sonra bir şekilde etmeden başardık. Sezonun sonuna doğru yaklaşıyoruz. Evet, arada bir böyle bir hırlaştık. Yükseldik birbirimizi ama herkes o saygı çerçevesini gerçekten karşılıklı korudu. Onların da yaptığı iş kolay değil, söyleyeyim. Bu oyun o kadar kolay bir oyun değil. Bir başlı başına bir komedi, hani bir vodvil, bir fars değil. Hani herkese götürüp herkesi mutlu edebileceğiniz bir oyun değil. Onlar da aslında elini taşın altına koydular. Her ne kadar onları eleştirsem de onlar kendi aramızda, ama gerçekten hani sizin yanınızda da, hani burada da bütün ekibin önünde de kendilerine teşekkür ediyorum. Beraber yola çıktık. Ne güzel. Onlar yapımcılık yapmasaydı belki de bu projeyi gerçekleştirmemiz çok zor olacaktı. Umarım bundan sonra da yolumuz uzun bir süre devam eder zaten. Benim daha önce kendileriyle kitap ilişkim var. Yani benim kitabım, oyun kitabımı bastılar onlar. Evet, Maskara aynı zamanda dramatik yayınları olan bir yer. Sen anlat. Şu sanatçılarla söyleşi değil mi? O belgesel. O Yitik Ülke yayınlarından çıktı ama bir oyun kitabım, Shakespeare'in Kelimeleri dramatik yayınlarından çıktı. Sıfırdan da o zaman, şimdi dramatik ayrıldı yani. Yeni kitabım da yine oradan çıkacak. Zaten bizim öyle bir ilişkimiz vardı. Yani teklifi götürmemin nedeni oydu. Hani tiyatrocular aynı zamanda bir yerleri var. Bir yer çok büyük özgürlük. Su gösteri hani, sanatları. Evet, su gösteri sanatlarının olması, insanın prova yapacak yerinin olması büyük bir özgürlük yani. Hani Aksaray'a giderken çok tedirgindik ama galada da şey dedik ya zaten, hani Aksaray evimiz, Nazif babamız diye. Nazif Uslu sevgilerimizi gönderiyoruz. Teşekkür ediyoruz. Evet, yani hani güzel getirdik ya, hani zaman zaman böyle küçük ufak tefek şeyler oldu, onlar olur, çok normal, tiyatro kavgasız gürültüsüz olmaz yani. Siz uzaktasınız tabii. Yazdınız, görmediniz hiçbir şey bir daha. Yok ya, öyle hayır. Birlikte miydiniz yine? Biz hep beraberdik ama zaten öyle hani dışarıda ya da içinde olunacak can sıkıcı bir durum olmadı, evet, çok evet. Şükür. Hep çok keyifli gitti. Orası bizim gerçekten evimiz gibi oldu. Koşa koşa gittik büyük heyecanla. Herkes elinden gelen en iyisini yapmaya çalıştı. Ve ben bu arada bir şey daha söyleyeyim. Bu oyunun çıkışı ile ilgili. Ben oyunu Aydın Üstüntaş oyun yazma yarışmasına yollamıştım. Ve Hülya orada jüriydi, jüri üyesiydi.
tanesiydi. Ve benim en büyük şansım bu oldu. Çünkü jüri üyesi olarak oyunu sahiplendi. Ondan öncesi de yani uzunca bir süre aslında. Tabii ki bu oyunu sahiplenecek bir yönetmene benim ulaşmam neredeyse imkansızdı. Önce o oyun yazma yarışmasına çok teşekkür ediyorum. Sonra Hülya onu sahiplendi, aldı, yoksa şu an Çekmece'de duruyor olacaktı hakikaten. Öyle bir tekst çünkü. Yani cesaret edip sahneye konması ve sonuna kadar seyredildikten sonra çözümlenmesi yapılabilecek bir şey. Onu sayfada hissetmek kolay değil. O yüzden çok anlatmak da istemiyoruz. Sürprizli bir oyun. Hem güldürüyor hem ağlatıyor vesaire. Ama nedir ne değildir gelince görsünler. Çünkü çok özetleyebileceğimiz ve şeyde spoiler da vermek istemiyoruz. Evet, aslında açıklamak istemiyorlar. Evet. Güldürürken güldüren. Öyle diyoruz. Evet. Fazla açık vermiyoruz. Gelin görün diyoruz. Evet, gelin görün diyoruz. Peki şunu soracağım. Yazdığınız bu oyunla sahnelendi. Fark gördünüz mü? Yani aynı duyguları mı aldınız sahnede? Kesinlikle fark var tabii. Yani yönetmen bir kere tekste sonuna kadar sadık kaldı. Bütün duygusunu, düşüncesini nüfus ettirdi her hücresine. Ama Hülya'nın teksti bir kattığı yorumlar var. Metinle tekst arasında dolayısıyla farklılıklar var. Ama oyunun içeriğini ve duygusunu çok güçlendiren katkıları oldu. Ben yazar olarak çok mutluyum ve çok şanslıyım. Herkese, hem yapımcımıza hem Hülya'ya ömür boyu sonsuz teşekkürler ediyoruz. Diyorum. Böyle güzel bir oyunu kazandırdığı için. Böyle şeyler olur ya, hani böyle bütün ekipler dizilir, herkes birbirine ay çok mutluyuz, çok biraz öyle gibi oluyor ama hani tabii ki mutsuzluklarımız da var, tabii ki şeylerimiz de var. Ben öyle kolay mutlu olan biri değilim yani. Mükemmellik arayışı için bunların olması doğal zaten. Için her şeyin sahnede tıkır tıkır gitmesini isterim. Bir de gerçekçi olmak var. Ama ben de şöyle söyleyeyim, ben de ilk defa Aydın Üstüntaş, ayrıca Ebru Üstüntaş'ın babasıdır. Adına çok önemli bir Anadolu'da tiyatro geleneğini sürdüren bir kişidir. Ve onun adına uzun yıllardır eşi Gülçin Üstüntaş tiyatrocu. O bir oyun yazma yarışması yapıyor. Hakikaten oradan hani yerli yazarlar oynanmıyor deniliyor ya. Yerli yazarlar yazıyor, çok da iyi oyunlar yazılıyor. Hakikaten çok güzel oyunlar da geliyor. Ama işte hepsi de beni cezbetmiyor. Hani her yönetmenin o oyunları okuması, bakması, o yarışmalarda çıkan oyunlara bakması, onu değerlendirmesi gerekiyor. Bizde son yıllarda yerli yazardan daha çok yabancı yazar oyunu oynanıyor. Ödenekli kurumları dışında tutuyorum. Onların bir yerli yazar kotası var. Biz kendi yazarlarımıza yönelmeliyiz. Yani ben çok seviyorum yerli yazarlarla çalışmayı. O yüzden de hani Şenay da böyle bir yazar vakurluğuyla durmadı bu oyunda. Hep yanımızda oldu. Hep geldi, hep destekledi. Seyirci konusunda destekledi. Bizi destekledi. Yani hep moral verdi. Hep güzel duygularla davrandı. Onun için ben de birçok kadın yazarla çalıştım ben. Dostlarım olanlar da oldu. Hiçbir sevişmediğimiz insanlar da oldu. Ama Şenay o anlamda da bizim şansımız. Öyle söyleyelim. Yani çok övdük birbirimizi. Ay evet ya. Çok övdük ama böyle yani. Böyle yani. Yani bu lafın üstünde hani söyleyeyim bilemedim arkadaşlar. Zamanımız daralıyor. Ben son olarak şunu söyleyeyim. Devam etmekte olan, projesi olan arkadaşımız var mı? Benim bu sene şehir tiyatrolarında Alexey Arbuzov'un yönettiğim hemen bu oyunun arkasından bir oyun yönettim. Şehir tiyatrolarında oynuyor. Bu ay boyunca da söz veriyorum. Söz veriyorum, bu ay boyunca da oynayacak. Önümüzdeki hafta Gazi Osman Paşa sahnesindeyiz. 20-23 arası Harbiye Muhsin Ertuğrul'da oynuyoruz. Sanıyorum son hafta, Mart'ın son haftası da Ebru orada da oynuyor. Ebru orada da oynadı. Yine birlikte olacağız o zaman Hülya Hanım. Evet. Orada hani yine orada da o oyunu konuşmak üzere bekleriz. Orada konuşalım onu, evet. Sözünüz olsun. Arkadaşlar sizin var mı başka? Çok biz teşekkür ediyoruz. Sizin ayağınıza yeni sağlık. Biten var değil mi? Bir dizi vardı. Evet. Hangisiydi? Evet. O Hayat Benim dizisi. Evet. Sevgili Kerem Cem ve sevgili Ezgi Asaroğlu ile birlikte çalıştık. Şahane, güzel. Bütün o da bir kadın projesiydi. Genelde kadınlar oynamayı seviyorum. Kadın projeleri. Aynen. Çok keyifli, çok güzel bir süreç geçti. Şimdi artık yeni yolculuklara çıkıyoruz. Bu sezonda tiyatro yapmış olmaktan çok mutluyum ve çok şanslıyım. Ben de Hülya'yı ve
Ebru'yu ve Şenay'ı tanıdığım için çok mutluyum. Şahane gidiyor her şey çünkü. Ay çok sevindim. Allah nazardan esirgesin. Amin. Ebru, evet. senin bir albümün var. Biraz ondan söz etmeni istiyorum. Evet, bir albüm var. 2009 evet. yılında çıkardım. Yine kadınlarla ilgili. Evet. Evet. Dinlediniz mi? Çok güzel. Tabii dinlemez miyim? Evet. Teşekkür ederim. Tecavüze uğrayan. Evet. Pipa Baka. Evet, için yaptığım bir şarkı var orada, sözünü bestesini ben yapmıştım. Klibini çekmiştik. Albümde yine bir Sezen Aksu şarkısı var. Sızı eski bir şarkısını cover yapmıştım. Yani hem tiyatro hem diziler ve hem müzik bir arada gitmesi çok zor oluyor. Ama yani şarkı söylemeyi de çok seviyorum ve çok özlüyorum. Yani ara ara yapıyorum. Bırakmayın ama. Teşekkür ederim. İstiyorum yani tekrar ama üçü bir arada çok zor inanın. Her bir yere. Bir de eğitmenlik yaptığım için aynı zamanla. O yüzden oyunumuzdaki şarkıyı da Ebru Hanım seslendiriyor zaten. Öyle mi? Çok derdin var, çok şarkısın. Çok evet. Oyundaki evet o da ben. O da kendisi. Müzik Nuhoğlu. Nuhoğlu abim. Abin, evet. Senin abin. Evet. Ha, evet. Öyle müziklerimizi yaptı, sağ olsun. Evet, tanıdık kontenjanından kendisini ekibe dahil ettik. Evet, mixini yaptı. Bestesi Hülya Karakaş'a ait. Müziği Kaan Nuhoğlu'na ait. Sözü, güftesi. O şekilde birlikte çalıştık, evet. Sevgili Nurhan Uslu Hanım. Her şey ev yapımı yani. Her şey ev yapımı sizin, evet. Dışarıdan hiçbir şey almadık. Detoks suyumuzu bile kendimiz. Sevgili izleyiciler, arkada yiyecekli bir masa var. Kendimiz yiyoruz. Evet, harikasınız. Nurhan Hanım, teşekkür ediyoruz. Böyle güzel bir projeyi gerçekleştirmişsiniz. Tiyatronuz Maskara'ya ayrıca minnetimizi belirtiyorum. Gerçekten sosyal sorumluluk projesi bu. Ben de istiyorum ki izleyicilerimiz sizleri yalnız bırakmasınlar, hep gelsinler. Başka projeler var mı şu anda hayatı geçireceğiniz? Bu oyunla devam mı ediyorsunuz bu sene? Bu oyunla devam edeceğiz. Projelerimiz yani son dönemde kadın üzerine, hatta arkadaşlarımız da öyle sürekli. Hepimiz kadın projelerinde yer alıyoruz. Anadolu Tiyatro Ödülleri veriyoruz. Bu yıl biz gene onu kadınlara verdik. Bir sahnemiz var Aksaray'da, Su Gösteri Sanatları. Onun dışında Tiyatro Gazetesi yayınımız var. Oyun kitapları basmaya çalışıyoruz. Yazarlarımızı görünür kırmaya çalışıyoruz. Evet, Türkiye'de Türk yazarımız var ve fazlasıyla var. Umarım birçok yazarın kitabını basarız, devam ederiz. Evet, çok teşekkür ediyorum. Yüreğinize sağlık, biz teşekkür ederiz. Sevgili izleyiciler, sahne almak üzereler. Bizden bu hafta bu kadar. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Lütfen ayrılmayın. Gerçekten güzel bir oyun. Birazcık da olsa buluşmanızı istiyorum. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Yüzünüzden gülücükler, hayatınızdan sanat hiç eksik olmasın. Hoşçakalın. Kur'an çarpını öldürür. Ay, dizgir gibi yuvam dağılır ya. Allah korusun zahideciğim. O ne biçim söz öyle? Ay, olur mu? Hay, biliyorsunuz değil mi? Herkesin evinde eylem yapma izni verilse, bakın vallahi huzur gelir ülkeye. Ay, ne bileyim ben, sandık odasında, ütü dolabında, küçük tuvalette eylem yapma izni verilse, vallahi rahatlar insanoğlu. Orada bir sürü kadın yokmuş gibi yanlarından yürüyüp geçiyoruz. Ya madem yoklar, niye kimse basmıyor, çarpmıyor da? Ya böyle kenardan, kıyıdan, hatta karşı kaldırımdan kıyı kıyı geçiyor. Ne yapacağını bilemiyor ki insan.